Bir dinleyicimizin bir sorusu var. Daha doğrusu bir pişmanlığını bizimle paylaşmış. Diyor ki işte Enver abi vefat ettikten sonra bazı gerçekleri öğrendim. Daha önce işte etrafımızda İhlas Finans Mudisi olup da ya da işte TGRT'de zamanında önceki zamanlarda işte sanatçıların falan program, eğlence programları yapmasını bahane ederek buğz edenler vardı. Enver abiye kötü söz söyleyenler. Biz de onların gazına geldik. Kötü laflar söylediğimiz oldu. Ama şimdi ben bazı gerçekleri öğrendim. Çok pişmanım şeklinde ifadesi var işte ne yapmamız gerekiyor gibi. Gerçi bu iki konu hakkında benim de karnımın şişi inmiş değil, onu söyleyeyim. Çünkü hem İhlas Finans konusunda insanlar bilmeden bazı şeyleri, hem de işte TGRT'deki programların o değişikliğinden dolayı Enver abi hakkında kötü şeyler söyleyenler oldu. Hani biz de bir şeyler söyleyebilirdik ama Enver abi izin vermez böyle bir şeye. Onun için söyleyemedik. Vermedi de. Evet, vermedi yani. Yoksa söylenecek çok şey vardı. Tabii. Karnımın şişi o nedenle inmiş değil. Siz bir şeyler söylerseniz sevinirim. Ya estağfurullah. İhlas Finans konusunda bir kere İhlas Finans'ın yani o yatırılan paralar İhlas Holding'e harcanmadı. Hani efendim TGRT'de yediniz. TGRT İhlas Finans'tan önce kuruldu. Çünkü TGRT'nin kuruluşundan beri ben oradayım. Yani Türkiye Gazetesi'nin ve TGRT'nin kuruluşundan itibaren ben oradayım. İhlas Finans sonradan kuruldu. Dolayısıyla İhlas Finans'ın parası TGRT'ye, MGRT'ye falan gitmedi. Ve İhlas Holding'e de harcanmadı. Peki ne oldu? Ne olduğunu idrak etmeleri lazımdı. İhlas'ı batırmak üzere geldiler. O 28 Şubat hadisesinde İhlas'ı batırmak üzere geldiler. Ve tepesine bindiler. Fakat Enver abiler, ben bu insanlara söz verdim. İhlas Holding bu parayı almadığı, kullanmadığı, yemediği halde, çünkü branşe meydanında 1 milyar dolar toplamışsın, bunun işte bilmem 500-600 milyon dolarını tutmuşsun, aynı şekilde sen kar payı olarak insanlara dağıtmışsın, 300 küsür milyonunu vergi olarak vermişsin, 150-200 milyon dolarını da aynı şekilde şeye vermişsin, personele vermişsin. Bir de o zaman da çekilen paralar var, aniden çekilen paralar var, hiçbir banka dayanamaz buna. Tabii. Hayır, topladığın zaman zaten 1 milyar dolar ediyor Mustafa Bey. Tabii. Topladığın zaman 1 milyar dolar ediyor. Peki neresini yani Enver abi yemiş bunun? Neresini yemiş bunun? Neresini aynı şekilde kullanmış? Hiçbir istisnası yok. Yani Enver abiler kullanmadığı, harcamadığı parayı, ha bunun için yaptı? Enver abiler hizmetlerin devamı için Müslümanlara bir felaket gelmesin diye aynı şekilde bu riske girdiler, kendilerini feda ettiler. Ödeyeceğim dediler ve ödemeye de başladılar. Yani gücümüz nispetinde ödemeye de devam ediyoruz. Biz geride kalanlar da aynı şekilde ödemeye yine devam edeceğiz. Çünkü Emen abi söz verdi. Halbuki kar zarardı bu. Velev ki biz zarar bile etmiş olsaydık bizim tepemize binerek aynı şekilde kapattırdılar. Zarar bile olmuş olsaydı ona da katlanacaktın sen. Kar zarar ortaklığı söz konusuydu. Niye oraya katlanmadın? Öbür tarafa gelince TGRT'deki o zaman işte şarkıcı, türkücü, bilmem neci falan. Peki 28 Şubat geldi o zaman. 28 Şubat'ta hallaç pamuğu gibi attılardı. Bugün de 28 Şubat. Hallaç pamuğu gibi attılardı. Herkes köşe bucak kaçtı. Emen abi aynı şekilde şirketini küçültmek suretiyle. Yani her türlü şirketin içerisine müdahale olduğu, baskı olduğu, şunlar olduğu, bunlar olduğu halde çalışanlar olarak bile bizi devlete karşı aynı şekilde yani... Karşı karşıya getirmemek için. Düşman ettirmediler buna rağmen. Hı. Yani bize yapılan bütün bu baskılara rağmen tavır almamızı istemediler. Mesela Huzura Doğru programı prime time'da yayınlanıyordu. İndirdiler. O baskıdan dolayı sabah aldılar. Kaldırdılar. Ve şu isimler kalsın dediler. Mesela o dönemde Yalçın Özer vardı Türkiye Gazetesi'nde. Başyazı yazıyordu. Evet. Enver abiye baskı yaptılar. Dediler ki bunu kaldıracaksın. Ve hiç de iş vermeyeceksin. Ya ondan sonra Huzura Doğru da nerede mezhepsiz zındık adamlar varsa Enver abiye baskı yaptılar. Dediler ki bunları konuşturacaksın. Enver abi bunları yapmadık. Bedelini ağır ödedik dedi. Türkiye Gazetesi'nin orta sayfasını kaldıracaksın. Kaldıracaksın dediler. Enver abiye baskı yaptılar. Nuri Elibol iki gündür yazıyor mesela. Yazıyor oradan okunabilir. Dolayısıyla vatandaşlar bunun hiçbirisini bilmiyor. Ağır bedeller ödeyerek geldik. Ve bu bedelleri de Enver abi ödedi. Onun kurumu ödedi. Ve Türkiye'de bugün Müslümanlar televizyon kurduysa, gazete çıkardıysa, konuşabiliyorsa, anlatabiliyorsa bütün bunları Enver abiye borçlular. Ha ben sizden yaşlıyım. Daha önceki durumu biliyoruz biz. Bir tane TRT vardı, başka biri yok. Bir de Star devreye girdi. Enver abi TGRT'yi devreye soktu. Evet.
gazete olarak aynı şekilde bütün bu reklam verilmediği bilmem ne yapılmadığı halde bütün bunların aynı şekilde içerisine bunlar girdi. Sonra da aynı şekilde onlar televizyon bilmem ne oldu. Çoğu da TGRT'den öğrendi. Öğrendikten sonra da nankörlüğün danışkasını yaptılar. Hemen abi bütün bunlara rağmen bunların hiçbirisine gücenmedi, küsmedi ve görüşmeye de devam etti. Hakkını helal etti. Ve hakkını da helal etti. Şimdi bu ve benzeri şekildeki dinleyicilerimizden de aynı şekilde hani meselenin aslını öğrenince tövbe istiğfar edecek çok kulaklı fakat hemen abiler gelecekleri bile helal ettiler. Dolayısıyla biz çalışanlar olarak bile biz bile aynı şekilde onun kader ve kıymetini kavrayamadık, anlayamadık. Dışarıdaki hiç anlaması mümkün değil. Tabii vefatlarından sonra bazı şeyler deşifre oldu. Açığa çıktı artık. Söylenmesinde bir mahsur kalmadı. Açık net bir şekilde şimdi daha iyi anlaşılıyor. Tabii bu da aynı şekilde bu millet için bir fırsat. Ne yapacak böyle durumlarda? Tövbe istiğfar edecek. Ondan sonra da Enver Bey'in bir tek derdi vardı. Bu insanlara Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak ulaştırmak. Hakikaten yayınlamış olduğu kitapları. Onları alacak, aynı şekilde dağıtacak ve sevabını da Enver abilere hediye edecek. Bu açık yapacağı şey bu. Öbür türlü de Enver abilerin fedakarlığını zaten o zaman demişti. Gün gelecek bunlar anlayacak ama hiç anlatmadılar, bize bile anlatmadılar. Gün gelecek anlayacak. İşte Ergonokon'du, 28 Şubat'tı, bunlar hepsi patır 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 gidince hepsi deşifre oldu. Toz duman köşe bucak kaçıyor. O zaman sen neredeydin? Türkiye'de aynı şekilde Emre abiler bile tehdit ettiler. Dediler ki sen de yurt dışına çık diye. Tabii. Kaç dediler. Kaçanlar oldu. Gitmedi Emre abi. Terk etmedi. Niye? Emre abi yurt dışına aynı şekilde sevk edip gerideki şirketinde dumanını çıkarmak. Yani ne derler? Köküne kirli suyu sıkmak. Tabiri kullanılıyor. Öyle yapacak. Yok etmek. Yok etmekti. Esas hedef oydu, yok etmekti. Bu kitaplarda yok etmekti. Daha doğrusu Ehl-i Sünnet'i yok etmekti. Dini yok etmekti. Hedefler oydu. Allah-u Teala izin vermedi, müsaade etmedi. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki suyur düşmanıymaz. Bu insanlar tamam, şu anda geri çekilmişse bu düşmanlıktan da vazgeçmiş değiller. Bu insan da Allah-u Teala bir nimet verirse, o nimete şükredilirse o devam eder. Şükredilmezse Allah-u Teala o nimeti elinden alır. Başka tarafa gider o. Dolayısıyla bugün bunlar, yani TGRT FM'in buradaki anlattıkları, ondan sonra TGRT belgeseldeki yayınlanan, Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan Hakikat Kitabı'nın aynı şekilde bunların nimet olduğu idrak ediliyor ve inanılıyorsa bunların yayılmasına, okunmasına destek olmak, yardım etmek lazım. Aksi halde Cenab-ı Hak bunu elimizden alır ve bir ülkede emr-i maruf durduğu zaman oraya büyük belalar gelir. Nasıl? Afganistan gibi, Suriye gibi, Irak gibi. Tepene çullanırlar. Nerede bomba, ne zaman bomba gelecek başına bilemezsin. Suriye gibi olursun, Irak gibi olursun veyahut da Afganistan gibi olursun. Adam pusuda bekler. Sen ölmüşsün, yıkılmış senin şeylerin. O bana da bile değil adam. Adam zaten aynı şekilde hani akrebin vazifesi nedir? Sokmaktır. O bal yapmasını bekleme ondan. Hani adamlar insan suretinde merhamet edecek. Öyle merhametleri yok adamların. Onların yok. Dolayısıyla onlara fırsat vermemek için birlik ve beraberlik içerisinde olunursa, yek vücut halinde olunursa, aynı cihete yönelilirse Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak anlamak, okumak, öğrenmek, tatbik etmek ve yaymakta birleşilirse, Ehl-i Sünnet itikadına birleşilirse, yek vücut hale gelinirse o zaman aynı şekilde dünya bir araya gelse oraya bir şey yapamazlar. Bir de birini sevince ya da severken insan istikrarlı olması lazım ve kararlı olması lazım. Yani iman sahip olması lazım. Rüzgar ne yandan gelirse o tarafa doğru eğilmek pek şey değil. Hani Enver abi dün sevmiyorduk işte ufacık bir şey olunca tukaka arkasından da yani o da pek... Yok. Sizin bir sözünüz var. Yayında söylemiyorsunuz ama ben böyle sır saklarım, söyleyiverim. Seveceksen arkadaş, erkekçe sev, yiğitçe sev diyorsun ya. Adam gibi sev. Adam gibi sev. Öyle yani sevgide aynı şekilde. Bugün sevdim. Böyleymiş. Bırakıverim onu. Olmaz öyle. Sevmeden önce tanıyacaksın. Tanıdıktan sonra da sonuna kadar gideceksin. Eshab-ı kiram aleyhümdan efendilerimiz ölümüne gittiler Peygamber Efendimiz'in peşine. Ölümüne gittiler. Doğruysa ölümüne. Yani orada bir şey olmaz. Böyle dediler de şöyle dediler de bazen mesela benim en çok gıcık kaptığım şey o. Efendim işte soru diye soruyor. Giriyor mesela yayına giriyor. Bizim komşu var da komşunun amcası var. Onun bir oğlu, amcasının oğlu varmış da falan da demiş ki de işte kaza namazları konusunda böyle demiş de kusur konusunda böyle demiş de falan. Bana ne senin aynı şekilde komşunun dıdığının demesi. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında ne yazdıysa doğrusu olan o. Kabul edersin etmezsin. Beni ilgilendirmez o.
Ama biz doğruyu naklederiz. Sen kabul edersin. Etmezsin, gargara yaparsın, yutarsın, yutmazsın, beni ilgilendirmez o. Çünkü Allah-u Teala bize de hesap soracak. Ben size bu imkanı verdiydim, doğrusunu anlattınız mı? Biz doğrusunu anlatıyoruz. Kabul edersin, etmezsin, kıymet bilirsin, bilmezsin. Bilir dua edersin, aynı şekilde kıymet bilmez, inkar eder, küfür edersin. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka ödeyecek. Çünkü Cenab-ı Hak ölümü yaratmıştır, ölüm mutlaktır. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri olması muhakkak olan şeyi olmuş biliniz bulunuyor. Onun için sanki ölmüş gibi, her an ölecek gibi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyorlar ya, hemen ölecekmiş gibi, yarın ölecekmiş gibi. Ahiret için ve hiç ölmeyecekmiş gibi de dünya için çalışınız. Yani iş yaparken tamam, başını kaldırdığın zaman, ibadet derken de aynı şekilde, yok ben dünyadan çıktım, bitti işim. Ecel geldi, bana namaz kılacak kadar bir zaman verdiler, namazımı kılıyorum, son namazım diyeceğiz. Çünkü ölüm ne zaman gelir bilemezsin ki. Aniden şurada yayın yapıyoruz. Eğer ecel geldiyse böyle sallanırken düşerim, beyin kanaması olur. Veya kalp krizi olur. Ne bileyim, bir sebep olur. Hani ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane, hepsi o. Bildiğimiz halde de sorarız. Nesi varmış, nesi varmış? Hiç, başında püsküllü fesi varmış. Ölmeyi istemiş, ölmüş işte, gitmiş. Yani ecel geldi. Ecel geldi, bitti. Çünkü Cenab-ı Hak sınırlı vermiştir. O sınırlı verilen zaman dilimi bittiği zaman, hani ismini vermekte mahsur söz konusu değil. Vehbi Koç'un bir doktoru demiş, bir adım gerisinde değildi, yanında olsaydım kurtarırdım. Neyi kurtarıyorsun be ya sen? Neyi kurtarıyorsun? Öldürmeyecekmiş adamı. Kendine geldiği zaman kurtarsana kendini. Sen kimsin ki ya? Sen kimsin ki? Ha, kurtarırım deme de. Hani yakın olsaydık belki aynı şekilde müdahale edebilirdik falan filan. Sebebe yapışabilirdik. Yoksa ölümden kurtuluş yok. Çünkü Cenab-ı Hak ölümü yarattın buyuruyor. Ölümsüzlük ölümle başlar. Cenab-ı Hak burasını fani yaratmış. Burası sıkıntılı yerdir. Hatta Emen abiler sık sık mesela yaptığı toplantılarda anlattılardı. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür. Nimet geldiği zaman şükür. Bela musibet geldiği zaman da sabır. Bu kadar yani. Başka bir şey de yok. Peki efendim.